Avrupa ekranlarının en kaliteli düşünce platformu Madalyon'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Sizlere bu programımızda oldukça önemli bir mekandan sesleniyoruz. Osnabrück Üniversitesi'nin kampüsünden yayın yapıyoruz. Osnabrück Üniversitesi geçtiğimiz dönemlerde oldukça önemli bir bölümü açtı ve şu anda çalışmalarına devam ediyor. İslam din derslerini, Almanya'da İslam din derslerini verecek olan öğretmenlerin eğitimi Osnabrück Üniversitesi'nde ve birkaç üniversitede daha yapılıyor. Biz bugün Osnabrück Üniversitesi'ni seçtik ve bu konuyu konuşacağız. Yenilen son aşamaları değerlendireceğiz uzman konuklarımızla. Sevgili seyirciler, bu konuyla alakalı bizlere madalyon@samanyolutv.eu mail adresine görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz diyoruz ve program konuklarımızı hemen tanıtarak programımıza da başlamak istiyoruz. İlk olarak Sayın Avukat Mustafa Yeneroğlu, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı, hoş geldiniz efendim. Sayın Bülent Toçar, Osnabrück Üniversitesi İslami Araştırmalar Merkezi Başkanı, siz de hoş geldiniz. Ve bu bölümde eğitim gören Sayın Aslan Yalçın, İslam Din Dersi öğrencisi, aynı zamanda da öğretmenliğe başlamış bir kişi olarak programımıza katıldınız. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Almanya'da sonbahar atmosferi var. Hava soğuk. Biz de bu güzel sonbahar görüntüsünü seyircilerimizle paylaşmak için Osnabrück Üniversitesi'nin kampüsünden yayın yapmak istedik. Konuklarımıza da bizi kırmayıp buraya geldikleri için de teşekkür ederim öncelikle ve Bülent Bey'le ilk programımıza başlamak istiyorum ben. Bülent Bey, hocam biliyorsunuz 2008'den beri Osnabrück Üniversitesi'nin İlahiyat Bölümü öğretim üyesiniz ve Almanya'nın kendi imamlarını yetiştirmesinde pay sahibisiniz. 1970'lerden beri beklenen bu süreçte yenilen son durum nedir? Sizden alabilir miyiz? Şimdi öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Frankfurt'tan kalkıp Osnabrück'e gelmeniz bizi fazlasıyla memnun etmiştir. İkincisi, güneş altında duruyoruz burada fakat hakikaten hava çok soğuk. Evet. O yüzden seyircilerimizden özür dilemek istiyorum ceketimizle durduğumuzdan dolayı. Sorunuza gelince, malum Almanya'ya ilk 1961 yılında Türkiye'den insanlar gelmeye başladı. O dönem gelen insanlar işçi olarak geldiler, Gastarbeiter statüsünde. Ve bu işçiler sadece işçi olarak görüldü. Yani bunların insani ihtiyaçları ve dolayısıyla dini ve İslami ihtiyaçları da çok fazla göz önünde bulundurulmadı. Ne onları gönderen insanlar tarafından, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından, ne de onları burada ağırlayan Alman hükümetleri tarafından bu çok ciddiye alındı 60'lı 70'li yıllarda. Evet. Fakat daha sonra her iki toplumda, her iki devlette buraya gelen insanların dini ihtiyaçlarının da olduğunu bir şekilde anladılar. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Teşkilatı ile 80'li yıllardan sonra Almanya'ya imam göndermeye başladım. Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla öğretmen göndermeye başladım. Almanya'da 80'li yılların başından itibaren İslam din derslerine benzer din bilgisi derslerini uygulamaya geçirdim. Evet. Günümüzde artık hem Almanya'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Müslüman, ki bunların yaklaşık 2.8-2.9 milyonu Türkiye kökenlidir, hem de Türkiye'den gelen insanlar, hem Alman toplumu, herkes topluca anladı ki Almanya'da yaşayan Müslümanlar kalıcı. Öyleyse bunların dini ihtiyaçlarının giderilmesi için de burada belli adımların atılması gerekir. Bunlardan birisi de din dersi öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Evet. İlahiyatçıların yetiştirilmesidir. Bu bağlamda son yıllarda Almanya'da çeşitli üniversitelerde, bunlardan birisi de Osnabrück Üniversitesi'dir, İslam din dersi öğretmenleri ve ilahiyatçı yetiştirmek için projeler, programlar başlatıldı. Bu bağlamda Frankfurt Üniversitesi'nde, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nde, Tübingen Üniversitesi'nde ve Osnabrück Üniversitesi'nde bu bölümler kurulacaktır. Osnabrück Üniversitesi'nde 7 kürsüyle Almanya'nın en büyük merkezi oluşacaktır önümüzdeki 1-2 yıl içinde. Şu ana kadar burada 2 kürsü din eğitimi ve din sosyolojisi bölümleri var bizde. Yakın zamanda tefsir ve fıkıh kürsüleri gelecek. Evet. Önümüzdeki yıllarda da tasavvuf, kelam, din felsefesi bölümleriyle bu bölüm genişleyerek büyütülecektir. Yakın zamanda Alman devleti de 900 bin Müslüman öğrencinin dini ihtiyaçlarının giderilmesi için adımlar atmak zorundadır. Şu an öğretmenler yetiştirilmektedir. İlahiyatçılar yetişecektir. Fakat burada bir ayrım yapmak lazım. Yani imam eğitimi, ilahiyatçı, din dersi, bunların hepsi maalesef karıştırılıyor toplumda. Evet. Üniversiteler imam yetiştirmez. İlahiyatçı ve din dersi öğretmeni yetiştirir. Bu ilahiyatçıların yetiştirildikten, akademik ünvanlarını aldıktan sonra, bu Türkiye'de de aynı şekildedir. Almanya'da, Katoliklerde, efendim Protestanlarda da aynı şekildedir. İmam olarak istihdam edilmesi dini cemaatlerin meselesidir.
Yani dini cemaatler o ilahiyatçıları yeterli görürlerse istihdam ederler. Yani ilahiyatçılar burada tamamen dini eğitim alıyorlar. İmamlık konusunda inisiyatif burayla alakası yok. Yani Almanya'nın böyle bir talebi de yok. Var mı hocam, nasıl? Onu da biraz açarsanız. Almanya neyi istiyor aslında? Tabii Almanya'da uzun vadede imamların burada yetiştirilmesini ister. O da bir gerçek. Onu inkar etmek de doğru olmaz. Burada mühim olan Almanya'daki Müslümanların ihtiyacıdır. Ne Türkiye'nin istediğidir ne Almanya'nın istediğidir. Buradaki ihtiyacın ne olduğudur, yani onun tespiti mühimdir. Bu tespiti yapacak olan kurumlar, müesseseler de Almanya'daki dini cemaatlerdir. Yani onlar bu kararı verecektir. Evet. Burada mühim olan Alman devletinin böyle bir alternatif sunması ve bunun finansmanı konusunda yardımcı olmasıdır. Yani Almanya malum kiliselere, Musevi cemaatine çok ciddi maddi desteklerde bulunmaktadır. Buna benzer maddi desteğin Almanya'daki İslami cemaatlerin hepsine de ayrı ayrı verilmesi gerekir kanaatindeyim. Bu da bir süreçtir. Yani eminim önümüzdeki yıllarda bu alanda da belli adımlar atılacaktır. Fakat bunlar dini cemaatlere rağmen ya da dini cemaatlere karşı değil, onlarla beraber işbirliği halinde olması elzemdir. Hocam peki hemen devamında şimdi şunu sormak istiyorum. Din pedagojisine ilgi nasıl şu anda? Ya da master programları neler kapsıyor ve mezunların istihdam konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Şu an bizde iki program var. Birisi din dersi öğretmenliği bölümü. Buraya rağbet çok yüksek. Yani istediğimizin üstünde bir ilgi var. Çünkü Almanya'da gerçekten çok yüksek sayıda din dersi öğretmenine ihtiyacımız var. Yaklaşık 900 bin civarında, yani 1 milyona yakın Müslüman öğrenci okullarda ders görmekte Almanya'da. Evet. Bu binlerce din dersi öğretmeni demektir. Fakat öğretmen açığımız çok büyük bu alanda. O yüzden rağbet de gerçekten iyi. Bunun dışında bir ikinci projemiz, programımız da şu an hali hazırda görev yapan İmamlara yönelik, yani camilerde görev yapan imamlara yönelik ya da din eğitiminde bulunan, manevi rehberlikte bulunan, yani camilerde bir şekilde görev yapan hocalarımıza yönelik programımız var. Onunla ilgili de geçen yıldan beri sürdürdüğümüz, Almanya'da tek bir proje bu, başka bir alternatifi yok. Biz umuyoruz diğer üniversitelerde böylesi bir bölüm kurar. Çünkü ihtiyaç var gerçekten. Biz ilk bunu 15 kişi için düşünmüştük ama 80-90 kişi müracaat etti. Sayıyı 30'a çıkarmak zorunda kaldık ama yine de maalesef bunu üzülerek ifade ediyorum burada. Birçok imamımızı alamadık bu projeye. Fakat böyle bu şekilde devam edecek. Önümüzdeki yıldan itibaren de İslam İlahiyatı bölümü oluşturacağız. Bunu şu an oluşturmak istemedik çünkü en az 4-5 tane profesörün bu alanda görev yapmasını istedik. Böyle bir projeyi başlatmadan önce. Ki netice itibariyle bu bölüm, bu enstitü kurulduğunda, oluşturulduğunda 1-2 yıl içinde neticede 7 kürsü istihdam edilmiş olacak. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Hava soğuk ama konu oldukça sıcak ve bizi seyreden seyircilerimiz muhakkak bu konuyla alakalı bizlere madalyon.samanyolu.tv.mail adresinden görüş ve önerilerini dile getireceklerdir. İmamlarla ilgili ben de bir şey söylemek isterim. Buyurun. Yani bu tabii çok önemli bir alan. Mustafa Bey'in söylediklerine katılıyorum. Almanya'da bir papaz olabilmeniz için, yani fara şeklinde görev yapabilmeniz için 5 yıllık bir üniversite bitirmek zorundasınız akademik olarak. Evet. Onu bitirdikten sonra bu yeterli görülmemekte. Ayrıca kiliseler tarafından 2 yıllık ekstra hizmet içi eğitim müessesesi diyeceğimiz bir alanda, yani doğrudan kiliselere bağlı bir alanda görev yapmaktasınız. Dolayısıyla yani orada standartların yüksek olması aşikar ve bu da makul bir şey. Kaldı ki Türkiye gibi, yani yüzyıllara dayanan bir İslami kimliği olan, İslami ilimlerin tedris edildiği, yani sayısız ilahiyat fakültesinin olduğu bir ülkede dahi sadece ilahiyat fakültesinden mezun olan insanlar genel itibariyle imam olarak istihdam edilmemektedir. Bunun bir öncesi var. Umumiyetle ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler imam hatiplere gitmektedirler. Dolayısıyla erken yaşta dini tedrisata başlamaktadırlar. Dolayısıyla Almanya'da şu soruyu da sormamız lazım. Yani sadece yüksek eğitimde, sadece üniversitelerde İslami ilimlerin kurulması yeterli mi? Kanaatimce yeterli değil. Dolayısıyla Almanya'nın belli yerlerinde, belli büyük şehirlerinde, üniversitelerin olduğu şehirlerde, belli imkanların olduğu yerde İslam liselerinin oluşturulması gerekir ki erken yaştan itibaren buna meyilli olan öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi gerekir. İkincisi,
Sadece İmam Hatip de yeterli değil. Bakın Türkiye'de umumiyet itibariyle, genel itibariyle Diyanet İşleri Teşkilatı imamları göreve almadan önce İlahiyat Fakültesi mezunlarını has hekim müessesesine almaktadır. Yani orada da bir hizmet içi eğitimden geçirmektedir. Burada da Alman devletinin, eyalet hükümetlerinin İslami cemaatlerle işbirliği halinde böylesi müesseselerin ki benzerleri kiliseler için, Yahudi Musevi cemaat için vardır. İslami cemaatler için de oluşturulması lazım. Sizce yakın mı hocam böyle bir durum? Bunların hepsi bir süreç. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bunların her birisi bir süreç. Bakın 50 yıldan beri Almanya'da Müslümanlar yaşamakta. Son 10 yılda İslam din dersleriyle ilgili, üniversitelerde İslami ilimler bölümlerinin kurulmasıyla ilgili belli gelişmeler yaşıyoruz. Şimdi bu alandaki çalışmalar başarılı olursa önümüzdeki yıllarda kanaatimce Alman devletinin güveni de artacaktır. Evet. Buradaki esas sorun güven sorunudur. Yani bunu açıkça ifade etmek lazım. Benim gözlemim, şahsi kanaatim bu tabii, sübjektif bir ifadedir. Fakat Alman devletiyle sanki Almanya'daki Müslüman cemaatler arasında ciddi bir güven sorunu var gibi geliyor. Bu güven sorunu aşılırsa bu alandaki sorunların da çözüleceğine inanıyorum. Burada belli bir sürece, zamana ihtiyacımız var. Fakat size şunu da ifade etmek isterim. Bu toplumda İslam'la ilgili çok ciddi önyargılar var. Bu vaka. Fakat öte yandan bu toplumda Müslümanların tüm haklarıyla eşit olarak yaşayabileceğine inanmasam, bu alanda böyle çalışmalarda bulunmam doğru olmaz. Dolayısıyla inançlı bir insan olarak ümit var olmak zorundayız. Ben ümit varım ama sorunların da olduğunun bilincindeyim. Hocam geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve yine Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff'un ziyareti söz konusu oldu. Buna ve özellikle sizin bölümünüzü ziyaret ettiler. O güne tekrar dönecek olursak neler yaşandı, ziyaretin amacını sizden alabilir miyiz? Yani pek tabii ki bu ziyaret bundan birkaç ay önce ayarlandı ve netice itibariyle hem Alman devletinin hem tüm Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst düzey yetkililerinin bizim üniversitemizi ziyaret etmeleri ve bizi ziyaret etmeleri bizim için büyük bir onur oldu, büyük bir şeref oldu. Biz gerçekten çok sevindik buna. Çünkü bizim tam da yapmak istediğimiz, yani mekan, makam, mevki olarak durmak istediğimiz yer burası. Yani biz Almanya'da Müslümanların sorunlarının çözülmesinde Almanya ile Türkiye'yi iki rakip ülke, iki alanda oyuncu olarak değil, birbirlerini tamamlayan, yani aynı kitleye muhatap olan, aynı kitlenin sorunlarının çözülmesi yönünde adımlar atması gereken müesseseler olarak görüyoruz. Dolayısıyla hem Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın hem Almanya'nın Cumhurbaşkanı'nın beraberce bizim bölümümüzü ziyaret etmeleri ve güzel şeyler söylemeleri, bizi onore edecek, taltif edecek şeyler söylemesi bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Bu hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Almanya'nın bu bölümlerle, özellikle de Osnabrück Üniversitesi'ndeki bu İslam araştırmaları, İslam ilahiyatı bölümünü desteklediğini göstermektedir. Bu da bizim için fazlasıyla sevindirici bir gelişmedir. Bülent Hocam, peki siz gelecekte İslam dinini Almanya'da nasıl bir boyut kazanacak size göre? Çünkü çok güzel adımlar atılıyor şu anda. Bu aşamadan sonra artık İslam dinine bakış açısı daha farklı olur mu? En üst düzeyden Cumhurbaşkanı Christian Wolff'un açıklamaları başta olmak üzere birçok siyasetçi de yine aynı şekilde olumlu açıklamalar yapıyor. Ne kadar olumsuz açıklamalar yapanlar olsa da. Şimdi Serdar Bey, bütün toplumlarda farklılıklarla karşılaştığınızda buna olumlu ve olumsuz yaklaşan kesimler olur. Yani bu sadece Almanya'ya has bir şey değil. Yani Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer gelişmeler var. Hatta Türkiye'mize de bakabilirsiniz. Yani Türkiye'mizde de benzeri sorunlarla, tabii Almanya'daki gibi değil ama daha değişik boyutlarda sorunlarla muhatap olduğumuzda gösterilen yaklaşımlara baktığınızda mesele daha vuzuha kavuşur diye düşünüyorum. Şimdi Almanya'da yaklaşık 4 milyon Müslümanız biz. Evet. Bu toplumun %5'ine tekabül etmektedir. Fakat okullara baktığınızda mesela Kuzey Renvestfalya eyaletini alın, mesela Aşağı Saksonya eyaletini alın. Öğrencilerin yaklaşık %10'u Müslümandır. Yani toplumun genelinde %5'siniz fakat öğrencilerde %10'sunuz. İlk okullara indiğinizde bu rakam %13-14'tür genelden, genelde bahsediyorum. Hele hele büyük şehirlere gittiğinizde Köln, Duisburg, Düsseldorf, Bonn, Dortmund,
efendim Hannover, Hamburg, yani böyle şehirlere baktığınızda Müslümanların oranı öğrencilerde %30-40 civarındadır. Ben Duisburg'da ve Bonn'da çeşitli okullarda öğretmenlikte bulundum. Hem Hauptschule'lerde hem ilkokullarda. Benim ders verdiğim okullarda öğrencilerin yaklaşık %90'ı yabancı kökenli, yaklaşık %60-70'i de Müslümandı. Dolayısıyla böylesi bir toplumdan bahsediyoruz. Yani Almanya ve Almanlar, yani Alman kökenleri kastederek söylüyorum. İsteseler de istemeseler de yabancılarla, yabancı kökenlilerle, Müslümanlarla bir arada yaşamak zorundalar. Hele hele buna rağmen demografik olarak Alman toplumunda ciddi bir sıkıntı var buna rağmen. Şimdi böylesi bir ortamda bu sorunu mutlaka çözmek zorundayız. Ben her insanın bir ölçüde, bunu üzülerek ifade ediyorum ama bunu da burada ifade etmeme izin veriniz. Bir ölçüde insan olması hasebiyle bencil olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla Alman toplumunun geneli de kendi tabii ihtiyacının, kendi isteğinin, arzusunun, gelecekteki menfaatinin Almanya'da yaşayan yabancılarla, Müslümanlarla bir arada yaşamaktan geçtiğini anlayacağını görüyorum. Bunu en basit nereden anlarsınız? Şimdi insan emekli olduğu zaman o emekli maaşını birisinin ödemesi gerekir. Aşağıya baktığınızda o emeklilik maaşını ödeyen kişi Türk müdür, Müslüman mıdır, gayrimüslim midir ona çok fazla bakmayacaktır Alman toplumu. Dolayısıyla bu sorunların belli bir zaman içerisinde tabii olarak çözüleceğine inanıyorum. Burada mühim olan süreçtir. Yani ne kadar sıkıntılı geçecek bu süreç. Burada da hem bize akademisyenlere, hem İslami cemaatlere, hem öğretmenlere çok ciddi görev düşmektedir. Ben Arslan Bey'in söylediği şeyi önemsiyorum. Sadece malın zekatı olmaz. Bizim değerli bir hocamız vaktin de zekatı olur evladım derdi. Bu doğru bir şey. Hepimizin ayrı ayrı sorumlulukları var. Bu sorumluluklarımızdan birisi de hem Alman toplumuna yönelik hem de Almanya'daki Müslümanlara yönelik aydınlatıcı bilgilendirmelerde bulunmak, köprü vazifesi kurmak, kin nefreti değil birliği, beraberliğin altını çizmek. Şunu söyleyeyim ben en son olarak. Yine bir büyüğümüzün sözüdür. Türkiye kökenli insanlar, Türk milleti ekmek yediği ele ihanet etmez. Dolayısıyla ben Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanların, Türklerin ya da Türk vatandaşlığı taşıyan, Alman vatandaşlığını da beraberinde taşıyan, artık onu nasıl isimlendirirseniz evet, isimlendirin, Almanya'ya daima sadık olacaklarını, fakat asıllarını da geldikleri memleketi de inkar etmeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bu iki kimliği bir arada götürdüğümüz ölçüde biz Almanya'da yaşayan Müslümanlar olarak başarılı olacağız. Evet. Bülent Bey, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Bizi buraya davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son sözü de size bırakmış olalım. Şeref verdiniz efendim. Siz bizi onurlandırdınız. Şimdi bundan önce de malum Almanya'da çeşitli üniversitelerde şarkiyat bölümleri vardı. Yani İslam'la, İslami araştırmalarla ilgili Alman üniversiteleri ilk defa muhatap olmamakta. Bundan önce de böylesi bölümler vardı. Fakat gayrimüslim hocalar tarafından umumiyetle bu bölümler kurulmaktaydı, oluşturulmaktaydı. Dersler onlar tarafından verilmekteydi. Akif'in bir sözü vardır. Hele inmemiştir bu Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne fal bakmak ne de mezarlıkta okunmak için der. Belki ona şunu da ilave edebiliriz. Yani haddimiz olmayarak söylüyorum bunu. Ne de kuru kuruyu okumak için diyebiliriz. Dolayısıyla İslam ilahiyatının, İslami ilimlerin normal, nesnel, objektif İslami araştırmalardan, şarkiyat bölümlerinden ayrılan bir noktasının olması gerekir. O noktada işte din dersinde var olan incelik, yani olayın iman boyutudur. İmani boyutundan içeriden bir bakış da bu derslerin verilmesidir. Bu okullardaki din dersi için geçerli olduğu gibi aynı şekilde üniversitelerdeki bölümler için de geçerlidir. Dolayısıyla bu bölümlerin Almanya'daki İslam araştırmaları merkezlerinin kurulması, Almanya'da İslam din dersleri bölümlerinin kurulması, oluşturulması çok önemlidir. Böylesi hem içeriden İslam'a bakan, efendim müstakim olan 14 asırlık İslami tecrübeyi, geleneği, ümmetin icmasını esas alarak bu dersleri, bu bölümleri oluşturan insanların bu dersleri vermesi gerekir. Hem de ilmi müktesebat itibariyle, bilgileri, birikimleri itibariyle de belli bir seviyede olan insanlar tarafından bu derslerin verilmesi gerekir. Hem üniversitelerde hem okullarda. Bu olduğunda zaten tabii olarak hem cemaatler, hem veliler, hem öğrenciler
bu öğretmenlere, üniversitelerdeki bu hocalara itiraz etmeyeceklerdir. Mecburen kabul edeceklerdir. Çünkü onların da isteği zaten bundan ibarettir. Dolayısıyla biz bu bölümleri, Almanya'da oluşan bu üniversitedeki İslam araştırmaları merkezlerini, İslam ilahiyatı bölümlerini ne kadar güzel kurarsak, ne kadar o az önce söylemiş olduğum müstakim çizgide oluşturabilirsek o denli başarılı olacağız. Benim de sizden ricam, daha doğrusu dinleyicilerimizden ricam, bize dua etsinler. İnşallah bu bölümler güzel kurulur, Almanya'da başarılı olur. Hem Almanya'daki Müslümanların arzuları, ihtiyaçları, dini ihtiyaçları giderilmiş olur. Hem de Almanya'daki anayasal düzen, anayasal sistem içerisinde bu bölümler oluşturulmuş olur. Bunun niyazıyla sözlerimi tamamlamak isterim. Size Frankfurt'tan kalkıp ta buraya kadar geldiğiniz için ayrıca tekrar teşekkür ederim. Evet, bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Sevgili seyirciler, Madalyon programını bugün Oslo Børs Üniversitesi'nden gerçekleştirdik. İslam din dersleri ve öğretmenleri konusunu masaya yatırdık. Önemli açıklamalar yapıldı, önemli konuşmalar, önemli görüşler dile getirildi. Haftaya farklı ve farklı konu ve konuklarla tekrar Madalyon programında görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.